Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in 10 üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar Tonguçakademi.com'da. LGS'ye son 44 gün 41 kere maşallah derler ya ben de size 44 kere maşallah diyorum. Çünkü bu son 44 güne kadar sıkı bir şekilde çalışmaya devam ettiniz. Bazen tabii ki tatiller verdik. Bayram oldu, seyran oldu, Ramazan oldu, şu oldu, bu oldu. Ama genellikle biz çalışmaktan asla vazgeçmeyen kişilerin içerisindeydik. Her zaman gayret bir şekilde sorular çözdük. Bazen sözel bölümde, bazen sayısal bölümde istemediğimiz netler geldi sevmediğimiz yanlışlar yapıldı ve istemediğimiz zamanlar oldu. Dedik ki keşke böyle olmasa vazgeçiyorum dedik ama vazgeçmedik. İçimizden çok üzüldüğümüz anlar oldu ama bu 44 güne kadar sabırlı bir şekilde geldik. Şimdi bu 44 günde çok iyi değerlendirelim. Çünkü burada yaptığımız yanlışların doğru cevabını öğrendiğimizde sınavda direkt karşımıza çıkıyor. Yani şunu demek istiyorum. Örnek veriyorum siz Sözel 2023'te örnek veriyorum burada sanayi inkılabıyla alakalı soru yanlış yaptınız. Bunun doğrusunu öğrendiğinizde sanayi inkılabının ne olduğunu tam anlamıyla öğrenip soruda nasıl çıktığını gördüğünüzde sınavda 2024 sınavında asla kaçırmıyorsunuz. Çünkü çok az bir zaman kaldı. Burada tabii sizin sorularınız çok değerli. Bize sorular göndermişsiniz. Son ay paragraf netleri artar mı? Şeklinde çok fazla soru var. Mesela demiş ki Legend isimli bir öğrencimiz efsane yani kendisi. Hocam benim sorum şu günde kaç paragraf etkili olur demiş. Başka bir öğrencimizde kitap okumak mı? Paragraf çözmek mi? Bizi okuduğunu anlama sorularına öne atar demiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemeliyiz ki LGS Türkçe eşittir paragraf. Yani siz sınava girdiğinizde tabii ki yok fiil çatısı, fiilimsi yazım kuralları, noktalama işaretleri, metin türleri, sözcük anlam, cümle anlam soruları gelecek. Ama sınavın çoğunluğu bakın, LGS 2023'e bakın. Bak, bir paragrafın içerisinden kelimeleri bulduruyor. Burada paragrafın içerisinden yay içindeki kelimenin anlamına uyuşmadığını soruyor. Yine paragraf var, yine paragraf var. Bunlar paragraf saymayalım bunları. Bak, paragraf, 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 paragraf. Devam ediyorum. Paragraf, paragraf, paragraf. Devam ediyorum tabii ki sözel mantık sorusu. Bu da bir paragraf sorusuna denk gelir. Tablo grafik sorusu, görsel sorusu, yine grafik sorusu, görsel sorusu. Bunlar hep paragrafa girer arkadaşlar. Bunları soruyor. Sonra noktalama şartları, yazım kuralları, bıdı bıdı filimsi bitti. Şimdi bu senede benzer olacak arkadaşlar. Hatta bunu bırakın. İnkılap tarihi de paragraf. Tabii ki bazı kavramlar var. Milli bağımsızlık, milli egemenlik gibi ama Dikkat yine bir metin üzerinden bir paragraf üzerinden bize yorum soruları soruyorlar. Yani kitap okuyanın kazanacağı bir sınav yapıyorlar. Dine geçiyorsun. Bismillahirrahmanirrahim yine paragraflar var. Tabii ki ayetler, hadisler, peygamberimizin hayatıyla alakalı önemli bilgiler önemli. Hazreti Şuayb kimdir? Hazreti Musa kimdir? Bilmeliyiz. Ama Burada yine bu paragrafın içeriden çıkarmamızı istiyor. Yani esasında LGS sözele paragraf diyebiliriz arkadaşlar. Ve siz şu anda hala paragraflarda hatalarınız çıkıyorsa yapmanız gereken bazı şeyler var. Bunları bugün söyleyelim. Birincisi arkadaşlar az önceki arkadaşımızın sorusuna cevap verelim. Paragraf çözmek mi kitap okumak mı? Arkadaşlar yatmadan önce kitap okuyun ama diğer zamanlar mutlaka Günde en az 15 tane paragraf sorusu çözün arkadaşlar veya en az 10 tane. Çünkü LGS'ye girdiğinizde en az 10 tane çıkacak. Bari siz 15 tane çözün ki çok daha fazlasını çözmüş olup sınavda yorulmayın. Dolayısıyla paragraf çözmek bu son 44 günde daha değerli. Devam ediyoruz. Paragrafta nasıl sıfır hataya ulaşılır? Birincisi arkadaşlar hazır olmanız gerekiyor. Yani paragrafta sıfır hata demek, Türkçe'de sıfır hata demek. Türkçe'de sıfır hata demek de Sözel'de çok iyi bir net demek. Çünkü Türkçe sözlerin en fazla kaç sayısı olan ders. Bir Türkçe 4 inkıraba denk geliyor. 4 dine, 4 İngilizce denk geliyor. Yani çok değerli. Dolayısıyla siz... Türkçe'de, sözelde, daha doğrusu LGS'de başarılı olmak istiyorsanız birincisi soru çözmeye hazır olmanız lazım. Yani uykulu bir saatte, yorgun bir şekilde, aç bir şekilde, susuz bir şekilde dersin başına oturmak yok. Ortam dağınık olmaması lazım. Yanınızda telefonunuz, işte oyunla ilgili, işte ne bileyim müzikle alakalı böyle dikkatinizi alacak şeyler varsa bu da dikkatinizi azaltır ve dikkatinizi dağıtıp hata yapmanıza sebep verir. Oturuş önemli. Dik bir oturuş çok çok önemli arkadaşlar. Beynimize kanın gitmesi için sırtımızı dik tutmamız gerekiyor. Okuma da önemli. Okurken eğer sesli okumaya alıştıysanız sınav anında sesli okuyamayacağınız için hata yaparsınız. O yüzden dudak okuma yöntemiyle yani dudaklarınızı hareket ettirerek okumayı öğrenmeniz lazım. Bazı sihirli kelimeler var. Bunları birazdan göstereceğim ve zaman yönetimi açısından da arkadaşlar şimdiye kadar nasıl yaptıysanız öyle ilerleyin. Ama eğer bir taktiğiniz yoksa biz öğrencilere şunu tavsiye ediyoruz. Bu önceki videolarımızda söylemiştik. İlk 10 soruyu çözün mesela Türkçe'de. Hani böyle uzun sorular ya. Sonra inkılaba geçin. Biraz daha kolay. Dini yapın. İngilizce yapın. Sonra tekrar bu tarafa gelebilirsiniz. Yani biraz dinlendikten sonra devam edebilirsiniz. Çünkü üst üste 20 tane Türkçe sorusu belki de sizi yorabilir. Bir yandan etlerini düşürebilir. Ama şu çok önemli. Mutlaka İngilizceye geçmeden önce hatta dine bile geçmeden önce tekrar Türkçeye geri dönün arkadaşlar. Çünkü Türkçenin sayısı çok çok fazla. Bu da farklı bir yöntemdir. Şimdi geldik buraya. Okuma yöntemi. Paragrafı bir başından, bir sonundan, bir ortasından rastgele okumayın. Soru köklerine dikkat edin ve paragrafın da her satırını defalarca çizmeyin. Mesela diyelim ki günde 15 paragraf kitabınızdan soru çözüyorsunuz. Burada arkadaşlar şu soruyu çözeceksiniz. Ne diyelim mesela bunlar tablo grafik sorusuymuş. Biraz daha ilerleyelim. Ha bir deneme var. Burada şu soruyu soruyor. Burada her şeyin altını çizmeyin arkadaşlar. Anahtar önemli kelimeler var. O anahtar kelimeleri de zaten soru kökü verir. Der ki verilen bu bilgilere göre der. Hangisine ulaşılabilir der mesela. veya da hangisine ait olabilir der. Sen demek ki mükemmeliyetçi anlayı arayacaksın. Mükemmeliyetçi neyle alakalı ifadeye çok daha fazla odaklanman gerektiğini bilmen gerekecek. Veya başka bir soruya bakalım mesela. Bu metindeki altı cildi sözcüklerden hangisinin anlamı değildir demiş. Burada metinde altı çizili kelimelere göre hareket etmen gerektiğini bilmen lazım. Ve hatta başka bir soruya bakalım. İşte söylenemez demiş. O zaman söylenebilenleri ilerlemen lazım. Mesela demiş ki tanım cümlesi. Burada tanım cümlesi varsa onu elemen lazım. Tanım cümlesi yoksa diye hemen elemen gerekiyor. Bu da önemli. Ve paragrafın her satırını çizmeyin. Çünkü her tarafını çizerseniz geri döndüğünüzde sıkıntı yaşarsınız. Sihirli kelimelere baktığımızda ise sorularda bilhassa sadece asla, tamamen, bütünüyle, kesinlikle gibi kelimeler bunlar arkadaşlar hangisi söylenemez, yoktur, çıkarılamaz gibi sorularda doğru cevabın içinde söyleyemez, söyleyemeyiz, söyleyemeyiz veyahut da söylenemez sorularında genellikle diyor bakın %100 değil. Seçeneklerde böyle ifade olur. Yani der ki bir paragraf verir. Buna göre hangisi söylenemezler? Doğru cevap da A ise sadece böyle. Ya bir dakika kardeşim asla şöyle. Veyahut da doğru cevap ise tamamen bütünüyle. Ya bir kadar iddialı olmana gerek yok ki. Hayatta hiçbir şey tamamen ya da bütünüyle ya da kesinlikle diyemeyiz. Dolayısıyla bu tarz sorularda hangisi söylenemez, hangisi çıkarılamaz, hangisi işte e, değinilmemiştir, hangisi e, dile getirilemez, hangisini ulaşamayız gibi sorularda... Bu tarz sihirli kelimelere dikkat edin. Bunlar çok iddialı kelimelerdir. Öyle asla asla deme derler ya İngilizce. Never say never. Ha işte bu öyle yani. Asla asla deme. Eğer asla diyorsa seçenekte tamamen bütünüyle diyorsa iki kez dikkatlice bakmanızı tavsiye ederim. Çoğu zaman böyle oluyor arkadaşlar bundan söylüyoruz. Gelelim diğer tarafa. Özetle kısaca ama oysa ne var ki ifadelerde ana düşünceden önce gelen ifadelerdir. Yani şunu söylemek istiyorum. Şöyle bir paragraf verir tamam mı? Şöyle yapalım fazla İsra kağıt sıra La 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 gider böyle gider gider anlatır 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 bir şeyler anlatır salata tamam mı? Sonlara doğru sonlara doğru bunları anlattıktan sonra özetle der ve ana düşünceyi verir. Kısaca der ve ana düşünceyi verir. Ama der ana düşünceyi verir. Oysa der ya peki bu nasıl oluyor hocam? Mesela ben, ben şimdi diyelim ki bu videoda diyorum ki arkadaşlar bol bol paragraf çözün çok çok dikkat edin falan filan diye anlatıyorum. En sonunda diyorum ki ama en önemlisi sizsiniz. Motivasyonunuza dikkat edin diyorum. Demek ki esas anlatmak istediğim motivasyonunuz. Mesela der ki işte günümüzde internet bize çok büyük faydalar sağlıyor. İletişim, haberleşme, ulaşım işte eğlence sağlıyor ama çok da zararı var der. Adamın esas söylemesi zararı yani. Bu kadar faydası var ama zararı da olduğunu söylüyor. O zaman ama ve oysalara ne var kilere dikkat etmeniz gerekir. Bu da yine geçmiş yıllardaki LGS sorularına da geldi. Mesela biz bu taktiği geçen seneki videolarımıza da verdik. 2023'te de böyle bir paragraf sorusu vardı hatta göstereyim bulabilirsem. Heh, bakın burada böyle dedi ki bu metinde anlatılmak istenen nedir dedi. Anlattı anlattı. Çocuklar için şiir başladı. Hatta bıdı 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 bıdı. Ne var ki? çocuklar o şeyleri çok umuyor iyi de diyorlar gibi bir bağlantıya geçti. Yani ne var ki diyerek oysa ki ama diyerek bir anda doğru cevaba geçti. Bakın bu gerçek LGS sorusu geçen sene de böyle gelebilir dikkat edin demiştik. Şimdi arkadaşlar ve yine sizlerden gelen diğer bir soru peki hocam ne çözeceğiz? Bir kere arkadaşlar LGS çıkmış para sorularını çözmelisiniz. Yani 2023, 2022, 2021, 2020, 2010 bunlar çok çok önemli. Ve yine sizlere günde 15 paragraf ve anlam bilgisi kitabımızı ve efsane kitap. Bakın bu kitap efsanedir. Birçok Türkiye'de yapmış öğrencinin çözdüğü bir kitaptır. Paragraf 10 Kitaplarımız tavsiye ediyoruz. Bunları bitirdiyseniz diğer paragraf kitaplarımıza da bakabilirsiniz ama bu ikisini mutlaka bitirmenizi tavsiye ediyoruz. Günde 15 paragraf ve paragrafon kitapları biri süre yönetimiyle hızlanmanızı sağlıyor. Çünkü burada 24 dakika, 10 dakika, 14 dakika, 17 dakika işte ne bileyim 13 dakikalık testler var. Bu testleri süre yönetimiyle çözüyorsunuz. Günde 15 paragrafta da her gün çözmeniz gereken güncel soruları hazırladık. Bunları çözdükçe netleriniz de inşallah artacak ve Türkçe'de sözel bölümde en yüksek notlara ulaşıp inşallah hepsini doğru yapıp hayallerinizdeki liselere gireceksiniz. Haftanın sözüyle bitiriyorum. Her başarı hikayesinde cesur kararlar almış birini bulacaksın. Sizin de cesur kararınız daha fazla çalışmak, daha gayretli çalışmak olsun ve hayallerinizdeki liseyi güzelce kazanın. Hadi bakalım görüşmek üzere arkadaşlar.